Değerli izleyenler, reklamlardan sonra biz tekrar sizlerle beraberiz. Evet Ali Hocam, Hatay Spor dedik. Hatay Spor'la ilgili görüşlerimizi belirttik. Canlı yayın konusundaki sıkıntılarımızı anlattık ve sıra geldi haftanın önemli maçlarından birine. Körfez İskenderun, rakip yeni Malatya. Biri düşmeme adına varını yoğunu ortaya koyarken, diğeri şampiyon olma adına varını yoğunu ortaya koyacak bu hafta sonu. İşte bu bağlamda Hatay'ın, özellikle de İskenderun'un, Körfez İskenderun'un seyircilerinin haricinde ne kadar futbol sever varsa Körfez İskenderun Spor'a destek vermesi lazım yani. Böyle sadece kağıt üzerinde değil, böyle bir maçta herkesin statta bulunması gerek. Tam destek vermesi gerek. Bir kere gelen takım yeni Malatya. Ve lider geliyor. Lider geliyor. Bu adamları, yeni Malatya'yı takip eden takım Pendik Spor. Bir puan geride. Ve evinde Hacettepe'yle oldu. Malatya'nın hiç puanın kaybına tahammülü yok. Bu taraftan baktığımız zaman bizim takımımızın hiç kimseye puan vermeye şeyimiz yok. Bu bağlamda herkesin taşın altına elini koyması lazım. Bence demin Bekir Hoca'nın Afrika'daki seyircisini yakalayamayız ama en azından hiç olmazsa onun bir miktarını yakalamamız lazım. En azından bir seyirci baskısı olması lazım. Arkasında bir koca bir ilin, ilçenin var olduğunu Malatyaspor'un futbolcusunun hissetmesi lazım. Yani bu zamana kadar Körfez İskenderun Spor'a destek verdiler, vermediler değil ama şu maçta o desteğin bence 10 katının verilmesi lazım. Şu maçta değil, bundan sonraki maçta da verilmesi lazım. Ya burada tabii ki biraz da fevri davranmamak lazım. Yani gelen takım Malatya, lider olan bir takım. Bizim bütçemizin 10 katı yüksekliğinde bir takım. Bunları hep bilmek lazım. Yani. Onun için böyle fevri hareket edip de biz Malatya'ya gelir, biz burada 5 atar göndeririz mevzuatında olmaması lazım. Gerçi top yuvarlak belli olmaz ama. Ama yani mutlaka şu an Körfez İskenderun'un hocası olsun, sporcuları olsun, yöneticileri olsun ciddi ciddi hazırlık yapıyorlardır ama bizim de taraftar olarak hazırlanmamız lazım yani bu maçı. Evet. Çünkü ciddi bir maç yani. Herkesin sahayı doldurması, stadı doldurması lazım. Körfez cephesiyle hafta içi görüştüm. Evet. Özel istekler oldu. Dediler ki bu spor programında seyircilerimizin stada gelmesi adına lütfen siz de bir açıklama yapın. Ben de tüm futbol severleri buradan hafta sonu oynanacak Körfez İskenderun yeni Malatya maçına bekliyorum. Evet. Umarım Körfez adına şu an sıkıntılı bir süreç var. Zaten puan tablosunda da baktığınızda çok sıkıntılı bir yerdeler ama neticede futbol bir oyun. Umarım gönüllerince olur. Çok sayıda taraftar destek olmaya gider. Biz de o keyfi yaşarız. Tabii yeni Malatya Spor için konuşacak olursak lider gelecek. Hı hı. Orada da dostlarımız var, gönül veren dostlarımız var. Önemli olan dostluk kazansın, kardeşlik kazansın. Nasılsa bu takımlar birbirleriyle önümüzdeki yıllarda da çokça bir araya gelecekler. Evet. Ama burada en önemli tema dostluğun kazanması ve futbol severlerin bu maçta Körfez için statta yerlerini alması diye düşünüyorum. Yani bu benim bildiğim kadarıyla Malatya dışarıdaki maçların hepsini kendi televizyonlarında da veriyor. Öyle değil mi? Dışarıda değil, içerideki hocam. Çünkü dışarıya çıkınca ev sahibi takımın kararı geçerli. Evet. Yani, bu maçı da biz canlı vermeyi çok istedik. Evet. Ama maç canlı verilirse acaba seyirci sayısında bir düşüş olur mu düşüncesi de hükmetti. Bu konuda da geri adım atmak zorunda kaldık. Tabii bundan sonraki süreçte Körfez İskenderun'un yönetimi bu konuda bize nasıl bir yaklaşım sergiler? Ben olumlu sinyaller aldım. Onlarla da tekrar ediyorum. Her platformda bir aradayız. Ne zaman isterlerse, yardımımıza ihtiyaçları olursa biz onların yanındayız. İnşallah hafta sonunda seyirci de bu tavsiyemize uyacaktır ve stadı dolduracaktır diye düşünüyorum. Valla bu maç Kemal'cim çok aslında kritik bir maç biliyor musun? Yani Malatya'nın puan durumuna baktığımız zaman bizim de puan durumumuza baktığımızda çok hassas bir maç. Gerçi Körfez İskenderun'un bütün bundan sonra oynayacağı maçları hassas da ama gel gelelim yani bu maç çok fazla önem arz ediyor ama hocam geçen haftayı hatırlıyorum. Tarsus maçı öncesi bir puan iyi demiştiniz. Tabii. Ve bir puanla döndü.
Bu hafta mercek altına alacak olursak Halis Hoca ne diyecek bu yeni Malatya maçı oynayacağız? Şimdi dediğim gibi lider takıma karşı oynuyorsun. Lider takıma karşı kendi evinde oynamak Tarsus gibi bir takımın deplasmanda oynamak gibi bir şey yani. Evet. Yani sen demin de dediğim gibi sen yeni Malatya'ya 5 atarım düşüncesiyle sahaya çıkamazsın. Öyle bir düşünceyle çıktığın zaman seni kevgire çevirirler. Öyle değil mi hocam? Onun için zaten Körfez konusunda Bekir'in yorumlarını alacağız. Onun için böyle ciddi ciddi hareket etmek lazım. Rakibe boş saha bırakmamak lazım. Karşıdaki rakibi ciddiye almak lazım. Oyun düzeninden, oyun disiplininden kopmamak lazım. Maçı 90 dakikaya yaymak lazım. Yani böyle oyunun başında ben bir tane atarım, ikinci yarı iki tane daha atarım. Böyle bir şey değil. Ciddiye almak lazım. Hocam kaç puanı hedeflesinler bu maçta? Bana ben olsam... Ya ben zaten hiçbir maça ben kendi yapımı söylüyorum ya. Benim hayat felsefemde öyle gri yok. Siyah veya beyaz. Ya alacağım ya vereceğim. Ama böyle bir maçlarda bu şekilde düşünemezsin yani. Onun için bu maçta en azından yenilmeyeceksin. En azından yenilmemek demek. En azından bir puan almak demek. Tabii yenilmeyeceksin. Yani yenemiyorsan bile yenilmeyeceksin. Bir kez daha yani hatırlatalım. Kesinlikle ama kesinlikle buradan bir puan aşağısını düşünmeyeceksin. 1 puan veya 3 puan bizim. Bu şekilde çıkacaksın sadece. Bir kez daha hatırlatalım, bu gruptan 4 takım düşüyor. Ve şu anda da düşme potasının içerisinde Körfez İskender. Yani herhalde bu maçtan sonra bizim Hacettepe ile mi maçımız var? Tahmin ediyorum öyle olması gerek. Yani bu maçtan biz yine geçen haftaki hadiseyi söylüyorum. Biz bu maçtan en kötü 1 puanla çıkarsak bizim için iyi. Ama 3 puan çıkarsak mükemmel kaymaklı baklava olur. Tabii iki cephe içinde yorumlarımızı yaptık. Evet. Malatya'nın da buraya lider geleceğini bir kez daha hatırlatalım. Onun da çünkü takipçisi adeta ensesinde pendik. Tabii. İki tarafında puan kaybının aslında tahammülü yok ama bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Ya şimdi sonuçta iki takımda bir kere şunu unutmamak lazım. Ben de birçok maçlara çıktığımızda böyle zor kafa kafaya kor maçlara çıktığımızda. Mesela örnek veriyorum, ben bu sene kendi takımdan bahsedeyim ufaktan. Biz bütçesi çok düşük olan bir takımdık. İskender 1967 ve bizim bütçemizin 20 kat, 30 kat üstünde olan bir Belen Spor'a karşı oynuyorduk. Ki Belen şu anda bizim grubumuzda lider pozisyonda şu anda. Biz, yani mübarek olmasın buradan yanlış anlamasın arkadaşlar. Biz Belen'i son maçta 2-1 yendik. Şimdi bu demek değildir ki biz Belen'den çok iyi bir takımız. Belen bizim onu ciddiye aldığımız kadar bizi ciddiye almadı. Bence. Çünkü Belen bizi ciddiye alsaydı bizi yine Allah'cı pamuğuna çevirirdi. Yani o kadar ciddiye alsaydı. Bir de Belen'in kendi maçı aldığı için, yani ligde playoff'a kaldığı için onun rahatlığı vardı kendinde. Evet. Bu oldu yani. Futbolcunun kesinlikle ciddiye alması lazım bir şey. Biz ciddiye aldık. 2-1 aldık. Ha, demek ki şimdi bundan ne çıkıyor? Alınamaz diye bir şey yok. Yani Körfez İskenderun Malatya maçını alamaz diye bir şey yok. Çünkü Malatya şimdi buraya geldiği zaman ne kadar olsa, ne kadar hocaları, antrenörleri, teknik direktörleri söyleseler de beyler işte bu takımın da puan durumu budur, bunlar da bizim maçımızı ciddiye alacaklardır düşüncesi olsa bile, onların içerisindeki bir iki tane sporcu da olsa, bir iki tanesi bile olsa diyecek ki ya biz Demirçek'ten maç alırız, biz lider takımız havasıyla gelecektir. Bu bizim için önemli işte. Biz bu noktadan bile vurabiliriz yani. Evet. Onun için kesinlikle biz ciddiyetimizi muhafaza edeceğiz. Haddimizi bileceğiz. Haddimizi bilerek top oynayacağız. Puana odaklanacağız. Gerekirse 1 puana, gerekirse 3 puana odaklanacağız. Körfez İskenderunspor'u inşallah buradan yüzü gülen bir şekilde çıkaracağız. Çünkü bu maç bizim dönüm noktamız. Evet. Evet Bekir, Körfez İskenderun senin için ayrı yeri olan bir ekip. Bu ekibin kaleciliğini yaparken çok ciddi bir sakatlık geçirdin. Evet. Hatta bir organından oldun diyelim. Hani sakatlık hafif kalır, evet. Bir organından oldun. İstersen onunla ilgili biraz ön bilgi ver bize. Ne oldu da bir organından oldun? Şimdi izleyicilerimiz de merak edecektir. Ve bu haftaki maçı da birlikte değerlendirelim istersen. Şimdi ben Körfez İskenderunspor benim eski kulübüm. 1996'da orada oynadım. Orada oynadığım dönemde de futbol hayatımdaki en büyük sakatlığımı orada geçirdim. Dalağımı kaybettim. Ne olursa olsun orada çok büyük bir bağımız var. Her zaman
içeride olayım, dışarıda olayım fark etmez. Sonuçta bu memleketimizin takımı. Şu anda da bulundukları durumu biz futbolculuk hayatımızda yaşadık bu zamanları. Zor zamanlar. Yöneticisiyle, hocasıyla, oyuncusuyla, seyircisiyle zor zamanlardan geçiyorlar. Burada hepsi birbirine destek olmak zorunda. Evet. Herkes birbirine destek olursa, küçüğünden büyüğüne, aklı selim olurlarsa, en önemlisi bu. Ne istediğimizi gerçekten bilirsek ve bunu sinir harbine çevirmeden maçta en büyük tehlike işte muhakkak kazanmalıyız da kırmızı kartla oyun dışında kalmamamız lazım. Yani eksik kalmamamız lazım. Kesinlikle herkes aynı düşünmeli. Aynı şeye odaklanmalı. Ne istediğimizi bilmeliyiz. Ne istediğimizi bilirsek ben inanıyorum ki Körfez İskenderunspor bu maçtan seyirci desteğiyle, ben şahsım olarak kesinlikle maça gideceğim bir futbol sever olarak. Onlara destek olmaya çalışacağım. Kesinlikle bu burada sadece bu İskenderun davası değil, bu Hatay'ın davası. Bu yangından el birliğiyle takımımızı hepimiz çıkarmamız lazım diye düşünüyorum. Türkiye'nin hocam en büyük ilçelerinden deriz her zaman İskenderun için. İskenderun adını taşıyan şu anda tek takım. Evet. İskenderun adını taşıyan profesyonel liglerdeki tek takım. Evet. Ve mazisi başarılarla dolu bir ekipten bahsediyoruz. Evet. İnşallah bu hafta sonunda seyirci bu takıma hak ettiği ilgiyi gösterecektir diye tahmin ediyorum. Kesinlikle ne olursa olsun bunun bir spor olduğunu unutmamalı. Burada İskenderun'a yakışır bir şekilde fair play çerçevesi içerisinde üstümüze her iki takım biz takımlar maç öncesi hep söz veririz kazanacağız diye. Ama bir takım kazanacak veyahut da maç berabere bitecek. Bunu böyle düşünmeliyiz. Evet. Çünkü benim çok takip etmiyorum ama bildiğim kadarıyla İskenderun Körfez'in 4 tane maçı kaldı. Yanılıyorsam beni uyarabilirsiniz. Evet 4 maçı var. Doğru. 4 maçı kaldı. Hafta oynanıyor, 4 maçı. Burada alacağı her puan onlar için çok önemli. Evet. Alınan ve alınamayan puanlar. Her puan çok önemli. İnşallah hafta sonu güzel, i̇nşallah, keyifli bir mücadele izleriz. İnşallah hafta sonu kazanırız. Hep beraber hafta sonumuz iyi geçer. Evet. Bu hafta en önemli o hadiselerden bir tanesi de şu. Mesela bu hafta Fethiye'nin Karagümrük'le maçı var. Fethiye 37 puanda. Biz 35 puandayız. Karagümrük 55 puanda. Bir üstteki takım 58 puanda. Yani ikisinin de aynı bizim bu maç gibi çok önemli bir maça çıkıyor. Bu maçı almaları lazım. Böyle olduğu zaman düşünün ki Fethiye'nin Karagümrük'le oynadığı maçta puan kaybettiğini düşünün. Sizin de o anda puan aldığınızı düşünün. İşte koptunuz. Evet. Yani müthiş rahatlarsın yani. Öbür taraftan Tarsus'un Bayrampaşa'yla maçı var. Gerçi Tarsus deplasmana gidiyor. Bayrampaşa'yla ne olur ne olmaz o ayrı bir konu ama bizi ilgilendiren çok önemli bir şeyler var yani. Bu konuda bizim burada lüksümüz yoksa. Mesela örnek veriyorum Opsifor şeyle oynayacak, Turgutlu'yla oynayacak. İkisi de tehlikede. O da çok zorlu bir maç. Yani bizim burada en kötü Bekir Hocam dediği gibi haddimizi bilerekten en kötü bir puan almamız lazım, rahatlamamız lazım. Ama inşallah 3 puan alırız. Bu arada maç 12 Nisan Pazar günü oynanacak. Saat 14.30'da biz de tüm Hataylı futbol severleri davet etmiş olalım. Stadyuma bekliyoruz. Evet. Körfez İskenderun Yeni Malatya karşılaşmasını. Evet hocam, üçüncülükteyiz. Üçüncülük birinci grup. Hemen karşımıza çıkan ekip Kırıkhan Spor. Bu grubun lideri Tuzla. Geçen hafta da öyleydi. Darıca Gençler Birliği de 3 puan ardından takipçisi. Evet. Zaten ikisi arasında geçeceğini bu yarışın söylemiştik. Üçüncü sıradaki Zonguldak Kömür iyice geride zaten. 10 puan geriye düşmüş durumda Darıca Gençler Birliği'nden. Kırıkhan'ın bu hafta İstanbul'dan maçı var. İstanbul Spor'la oynayacak. Yani İstanbul Spor 4. sırada. Yani öyle aman aman çok zorluk derecesi olan bir maç değil ama tabii ki orada Mehmet Çetin hocamız var. Geçen hafta da söylemiştik ondan çok emin olduğumuzu. Kırıkhan Spor'a yakıştığı bir şekilde oynatacaktır. Vallahi hocam bu sezon için bakacak olursak Kırıkhan'ın playoff'u zorlayacak puanı da görünmüyor. Yok. Artık o kalmadı.
Kırıkhan Spor ligi bitirmeye oynuyor artık. Yani ilk 5 için konuşacak olursam 5. sırada Çorum Belediye puanı 45, Kırıkhan'ın puanı 41. Bu maçtan olası bir 3 puan da 44 yapacak. Ha, devamını getirirse Kırıkhan tabii ki playoff'un içine atar kendini. Ama o işte kalan haftalarda o devam gelir mi? Bunu görmek lazım. Hocam şu anda mesela İstanbul Spor oynuyorsun yani. Bütün rakipler sana maç verecek diye bir şey yok. Zor. Ne dedim ben geçen hafta? Oynanmamış maç alınmamıştır Kemal'im. Mutlaka. Yani öyle şey yok yani. Biz sadece ihtimaller, olasılıkları değerlendirdik. Yani. Buradan alınacak bir 3 puan belki ileriki haftalar için bir soluk verecektir. Tabii, tabii, tabii. İnşallah dediğin gibi olur. İnşallah 3 puan alırız. Mehmet Çetin Hocam takıma çok büyük katkılarda bulunacağından eminim. Kırıkhan Spor'da öyle kale alınmayacak bir takım değil yani. Değil tabii ki. Yeni sezon içinde yatırımlarını yapacaktır Kırıkhan Spor camiası. Evet. Bekir, var mı Kırıkhan Spor'la ilgili söylemek istediklerini? Seni atlamayalım. Mehmet Çetin Hoca iyi bir kardeşimdir. Ona başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Oraya Kırıkhan'a geldiğinden beri güzel işler yaptı. İnşallah devamını getirir. Bizim buranın insanı olarak ona canı gönülden destek. Mehmet Çetin adına biz de teşekkür ederim. O hazır burada yok. Önümüzdeki günlerde onunla da bir araya geliriz umarım. Evet Halis Hocam, üçüncülük ikinci grup. Payas Spor Erzincan. Sıkıntılı bir grup Payas adına. Evet, Payas Spor Erzincan Refai. Tabii Bekir'in de takımı, hemen oradan belirtelim. Şimdi biz oraya zaten oraya pas atacağım. Ben hemen ufaktan geçip bırakacağım. İlk çünkü pası ben atayım, asisti sen yap öyleyse. Şimdi Payas Spor şu anda 34 puanda. Erzincan Refai 25 puanda. Çok zor bir maç. İnşallah bizim lehimize biter. Payas Spor'da Durmuş Hocam çalışıyor. Geçen hafta da söylemiştim. Durmuş Hocam kendini Türkiye'ye ispatlamış bir arkadaşımız, kardeşimiz. Burada güzel şeyler yapacaktır. Fakat Payas Spor'un futbolcusunu olsun, yöneticisi olsun, seyircisini olsun en iyi bilen Bekir. Bekir Hoca. Çünkü Bekir Hoca oranın profesyonele çıkmasında, baldan profesyonele çıkan kadroda ki antrenör kadrosundaydı. Tabii şampiyon kadrodaydı. Şampiyon kadrodaydı. Ondan sonra çıktıktan sonra 3. Lig'deki ilk profesyonel ekibin içerisindeydi. Bu sene yine Akeza Hakkı Hoca ile beraber takımı kurdukları zaman içerisindeydi. Ve işin şey tarafı hem futbolculuğunu birçok kereler yapmış olduğu Durmuş Hoca ile de çok iyi ilişkileri olan bir kardeşimiz. Ya benim Payas Spor'u konuşmama gerek yok. Payas Spor'u Bekir Hoca varken biz seyredeceğiz, dinleyeceğiz, o konuşacak. O zaman asisti verdin hocam. Yani, Bekir Hocam söz sende. Artık sezonla Payas'la başladın. Gol mü atar, avuta mı atar kendi bilir. Öncelikle Durmuş abime hayırlı olsun diliyorum. Yeni takımında inşallah. Zaten tahmin ederim, zannederim ki uzun seneler çalışır orada. Çünkü Payas'ın, benim söyleyeceklerim, Payas'ın kesinlikle her kulüpte olduğu gibi istikrara ihtiyacı var. Ben 3 sezon Payas'ta çalıştım. İlk sezonumuz muhteşem bir sezon geçti. Ne mağlup şampiyon olduk. Ender Tıraş'ın ekibindeydim. Evet. Oraya çok büyük katkıları olan Ender Tıraş, Hıdır Özdemir, Evrim Devrim ve ben oradaydık. Aslında müthiş bir ekiptiniz Bekir. Evet. Orada ben bir programımızı hatırlıyorum birlikte. Kemal abi işte onu söylüyordum şimdi. Kesinlikle istikrarın yakalanması lazım. Kesinlikle biraz sabretmek lazım. Sabrettiğinizde bazı şeyleri gerçekten daha çabuk elde edebilirsiniz. Ama bazen işte olmuyor. Ya yönetimsel ya bir kere ben Payas'a şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Müthiş bir belediye başkanına sahip, takımı dört kolla sarılmış durumda, her türlü destek. Ama oranın en büyük sıkıntısı kesinlikle siyasi kimliğinden kurtulması lazım Payas'ın. Çünkü öyle bir yapısı var ki bir tane oyu olan orada çok büyük hak sahibi. O yüzden kesinlikle o takımın o siyasi kimlikten kurtulması lazım. İnanıyorum ki kurtulursa orası çok, yani en az 3 sene içerisinde iyi kulüplerden biri olacak, o potansiyele sahip. Evet. Bir dipnot da benden olsun. İşte erkekler voleybol liginde 2. Lig'de çok başarılı bir sezon geçirdiler. Evet.
Önümüzdeki sezon zaten hedeflerini Sayın Bekir Altan da açıkladı. Bizim de hedefimiz voleybol birinci ligi. Yani Sayın Bekir Altan'ın ben birebir sohbetimizde yani şu an belki birçok kulübümüzün, büyük kulüplerimiz de bunun içine alıyorum. 1400 tane sporcusu var Payaspor'un. Evet. 39 bin nüfusu bir ilçeden bahsediyoruz. 1400 tane sporcusu var Payaspor'un. Bildiğim kadarıyla belki 3 aşağı 5 yukarı yanlış söylüyor olabilirim. İnanılmaz branşları var. Ha? Yani Payas dediğim gibi 3 sene içerisinde iyi kulüplerden biri olacak ama kesinlikle lütfen onlardan rica ediyorum. Başında kim olursa olsun lütfen istikrar sabretsinler. Bu sezon zaten Bekir 3. hocaları. Evet, sabrederlerse inanın ki Durmuş abi kendini, yani Durmuş abiyi burada konuşmamıza gerek yok. Benim hocalığımı da yaptı. Potansiyelinin ne olduğunu da bilen insanım. İnşallah Allah yolunu açık eder. Canı gönülden bunu istiyorum. Çünkü buradaki takımlar, bizim takımlarımız A'sı, B'si, C'si önemli değil. Kim olursa olsun desteklememiz lazım diye düşünüyorum. Futbol severler de acaba kim bu Durmuş diye düşünürlerse biraz geriye gidelim. Hı. Fenerbahçe'de futbol oynamış Durmuş Çolak'tan bahsediyoruz. Bunu da bir kez daha belirtelim. Belki bilmeyenler olabilir hocam. Ankara Gücü'nde, Antep'te bunlar top oynadığı yerler. Bir de hocalık yaptığı yerler. Türkiye'nin her yerinde yani lütfen yani şimdi Durmuş Hoca'nın hakkını kesinlikle yemek olmaz. Durmuş Hoca süper bir hoca. Yani kendini kabul ettirmiş. Bence şu anda burada değil, 2. Lig'de veya PTT Ligi'nde hocalık yapması gerekiyor. İnşallah takımıyla beraber zaten çıkar. Yaptı da yani Demirspor'u falan çalıştırdı. Birçok yeri çalıştırdı. İnşallah ekibi Payas'la beraber başarır bunu. Hoca iyi bir arkadaş. İnşallah. Biz de üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Daha yol açık olsun hocam. İnşallah Allah her şeyi kalbine göre versin. Sağ ol. Evet hocam, 3. Lig 3. gruptayız. Valla Erzin'in Erzin. Ankara Demir'le maçı var. Ankara Demirspor lider. Erzin için değil ama Ankara Demirspor için çok önemli bir maç. Çünkü kendi 52 puanda, arkasından Üsküdar geliyor 51 puanda, Sakarya geliyor 49 puanda. Müthiş bir üst çekişme var hocam. Aynen, orada. Aynen, üst çekişme var. Evet. Yani bu Erzin'de bir de deplasmana gidiyor. Çok zor Erzin'in maçı. Yani Allah yardımcısı olsun. Ama sanki burada Ankara Demirspor daha yakın görünüyor maça. Fakat inşallah Erzin'imiz de kendi bize yakışır, Hatay'a yakışır bir bu maç yapar. Ama benim bana soracak olursanız Demirspor daha iyi görünüyor yani. Demirspor çünkü bu maçı kaybederse birçok şeyi kaybeder. Arkadan mesela bakın Erzurum bile potanın içerisinde. Evet. Herkes Maraş Belediye potanın içerisinde. Yani evet. Daha oradaki maçlar bitmiş değil. Bu yüzden Erzurum maçı çok zor. Güç bir maç. Fakat Erzurum'un ekibine de güveniyoruz. Geçen hafta da söylemiştik. Erzurum bu sene üçüncülüğe dahil oldu. İlk defa üçüncülükten mücadele veriyorlar. Evet. Geçen hafta da Sakarya ile güzel bir maç yaptılar. Ama yani bu hafta işi zor. Erzin zaten bu haftaki maçı da geçtikten sonra öyle şey maçları kalmıyor. Evet. Şu anda da düşme potasının üzerindeler. Yok, Erzin'in öyle düşmeyle ilgili bir şeyi yok. Öyle bir sıkıntısı yok. Sıkıntısı yok. Bu da zaten ilk sezonları. Hı-hı. En azından ligi tanıma adına bir tecrübeleri tabii oldu. Tabii. Bundan sonraki sezonlar için Erzin güzide, çok farklı bir profil çizecektir. Güzel şeyler de yapıyorlar oradakiler. Yani Allah önlerini açık etsin, bahtlarını açık etsin, muvaffak etsin. Hocam az önce de söyledik. 5 profesyonel takımı olan bir il. Biz hepsine eşit mesafedeyiz. Tabii. Hepsi bizim şehrimizin takımı. Elimizde ne geliyorsa, bu Erzin için de geçerli, Payas için de geçerli, Hatay Spor için de geçerli, Körfez için de geçerli, hatta Bal Ligi takımları için de geçerli. Amatör takımlarımızı da biz hiçbir zaman göz ardı etmedik ve de etmeyeceğiz. Onlar şunu biliyorlar ki, televizyon ekranlarında konuşuldukları tek televizyon kuruluşu şu an Hatay Radyo Televizyon. Evet. Biz onları konuşmaktan büyük bir keyif alıyoruz. Büyük bir mutluluk duyuyoruz. Onların başarılarını da ekranlara taşımak bizim görevimizdir. Bunu Kemal'cim, da bir kez daha yineleyelim. Evet, Balı da konuşmuşken bu hafta çok önemli bir Reyhanlı'nın Osmaniye ile maçı var. Evet. Kesinlikle Reyhanlı'nın Osmaniye ile oynadığı maçta en kötü beraberlik alması lazım ki playoff oynasın. Hocam bizi biraz bilgilendir o konuda istersen. Bizi derken izleyicilerimizi bir bilgilendir.
İki takımla temsil ediyor Hataylı Bal Ligi'nde. Evet. Bu ligi de çok iyi biliyorsun. Dört Yol Gençler Birliği'nin bir şeyi yok. Dört Yol Gençler Birliği Reyhanlı'nın üzerinde bitirdi ligi. Evet. Hatta bir ara dördüncü, ikinci bile oldu. Lig ikincisi bile oldu. Ve yani, gol yemeyen tek takımdı Türkiye liglerinde. Evet, evet. İyi gitti yani. İyi de iyi şeyler yaptı. Evet. Reyhanlı için hani şeyi söyleyemedik. Reyhanlı bazı iniş çıkışlar yaşadı. O da maddi problemlerden dolayı. Hı hı. Reyhanlı işte dediğim gibi bu hafta Osmaniye ile oynayacak. En kötü beraberlik alması lazım ki playoff oynaması için. Mağlup olursa statüde, Osmaniye'ye ne olur hocam? Statüde biliyorsunuz şimdi biz burada bir statü var. Hatay'ın kotası iki takım. İki takım evet. Bal'da iki tane takımımızın olması gerek. Şimdi böyle olunca birinci olan takım eğer şampiyon olmamışsa ikinci olan yani ikinci olan takım süper amatörden çıkan playofflarından çıkan lider olan takımdan bir maç yapıyor. O evet. Maç neticesinde de ya düşüyor süper amatördeki takım çıkıyor ya da onu yeniyor yerinde kalıyor. Evet. Şimdi Reyhanlı işte o pozisyona gelebilmesi için ligde kalması lazım öncelikle. Son ikinin içinde olmaması lazım. Tabii. İç mi, üç mü, iki mi? Burada üç olması İki. Son ikinin içinde olmaması lazım diyelim. Şimdi bunun olmaması için bu maçı Reyhanlı'nın en kötü berabere bitirmesi lazım. Evet. Bitirdiği zaman düşmemiş oluyor ve playoff şansı doğuyor kendine. Gelelim playoff'a. Buradaki playoff nasıl oldu? Buradaki playoff şu anda Belen Belediyesi, İskenderun Belediyesi'ni 1-0 yendi. Ayrıca Defne Belediyesi'ni de 1-0 yendi. Pardon, İskenderun Belediyesi'ni 3-0 yendi. 1-0 yendi. Şeyi de 1-0 yendi. Defne'yi de 1-0 yendi. Defne Belediyesi İskenderun Belediyesi ile oynadı. 3-0 yendi. Sonradan da Belen Belediyesi ile oynadı. 1-0 yendi. Yani böylelikle İskenderun Belediyesi'nin hiç puanı yok şu anda. Belen Belediyesi'nin 6 puanı var. Evet. Defne Belediyesi'nin de 6 puanı var. Şimdi İskenderun Belediyesi şu anda baktığımız zaman 2 tane 6 puanlı takım var. Evet, bir de 0 puanlı. Bir de 0 puanlı bir takım var. Ve daha 2 tane maç var. Defne Belediyesi İskenderun Belediyesi ile maç yapacak. Bir de ayrıca Belen Belediyesi İskenderun Belediyesi ile maç yapacak. Şimdi burada hemen kafalara gelen şu şey şu. Tamam bu belediye işte Defne Belediyesi veya Belen Belediyesi'nin çıkanını İskenderun Belediyesi belirleyecek. Ya kardeşim İskenderun Belediyesi bu iki takımı da yenerse o da 6 puan olur. O zaman ikili avaraşa mı bakılacak hocam? Aralarında oynanan maça mı bakılacak? Birer tane daha maç yapılacak bence. Tabii bunu çok bunu en iyi Mehmet Bey bilir. Mehmet Öztürk bilir. Gerçi ASKO statü başkanı, belli incelendiğini ortaya çıkar zaten. ASKO başkanı bilir. Ama benim bildiğim elemeli birer maç daha yaparlar. Ama tabii ki bu oraya kadar gelir mi, o işler buraya kadar gelir mi onu bilemem. Zaten şu anda Reyhanlı bu hafta alacağı bir puanla düşmemiş oluyor. Evet. Playoff oynayan maç evet. Olacak değil evet, mi? Tabii. Doğrusu tespit. Ama şu anda tabii. Ama şu anda oradaki tespit doğru. Ama şu anda hadise şu. Defne Belediyesi İskenderun Belediyesi ile İskenderun'da oynayacak. O maç İskenderun Stadyumu'nda iç sahada yapılacak. Deplasmana gelecek Defne Belediyesi. Tabii bu bağlamda işi zor. İskenderun Belediyesi de Belen'le oynayacağı maçta da İskenderun'un yan sahasında Belen sahasında yapacak. Evet. Bu yüzden sanki bana şu anda Belen daha yakınmış gibi geliyor. Ama eğer iki maçı da İskenderun Belediyesi alırsa dengeler değişir. Yani aşağıda acayip bir şekilde bu... Maçların tarihini biliyor musun hocam? Maçların tarihi bugün şu anda saat 4'te bir maçımızın olması lazım. Bu da Defne, İskenderun Belediyesi ile Defne maçı. İskenderun stadyumunda. Stadyumunda. Evet. Öbürü de herhalde salı günü olması lazım. Ben öyle biliyorum. Tabii biz yayına girdiğimiz saatte o maç oynanmış ve bitmiş olacak. Evet. Bakalım sonucunu evet. Hep beraber öğreniriz. Yani bu aşağıda da böyle bir durum var. İşte buradan çıkacak birinci olan takım Reyhanlı ile oynayacak. Eğer Reyhanlı Osmaniye geçerse. Öyle bala çıkmak kolay bir mesele değil yani. Evet. Ya zaten bala değil sadece. Bir yerden bir yere çıkmak kolay değil. Kolay değil. Mesela şimdi Bekir hocamın şu anda çalışmış olduğu takım geçen sene orada ikinci ligden Süper Lig'e çıkmış.
ne meşakkatlarla çıkmıştır. Mutlaka. Yani öyle kolayına değil yani. Şampiyonluk. Ben geçen hafta da aynı şeyleri Reyhanlı için söylemiştim. Bakın Reyhanlı buraya çıktığı zaman unutmasın. Çıkarken ne kadar zor çıktığını, ne paralar harcadığını, masraflar ettiğini unutmasın. Bir maç deyip geçmesin. Evet. Kolay mesele değil. Onun için bu Osmaniye maçına çok ciddi bakmalar lazım. Öyle kolayına çıkılmıyor. Düşmek kolay da çıkmak çok zor. Demin hocamın söylediği gibi istikrar lazım. Tam manasıyla güvenmek lazım. Tam destek vermek lazım. Aynı şey Demir Çelik, İskenderun Körfez Spor için de geçerli. Tam destek vermek lazım. Üçüncüye düşmek çok kolay ama çıkmak çok zor. Evet. Kolay mesele değil yani. Bununla da ilgili tüm futbol severlere duyurumuzu bir kez daha yapmış olduk. Onun için herkes yanında olacak takımın. Evet. Evet hocam, programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Bekir, bize söylemek istediğin Angola ile ilgili atladığımız soru varsa. Abi, Angola ile ilgili çok güzel insanlardan oluşan bir ülke. Dediğim gibi az önce de fakirler ama çok mutlular. Futbolla da ilgili şunu söylemek istiyorum. Futbol evrensel, biliyorsunuz. Futbolun dili, dini, ırkı yok. Futbolun bana kazandırdığı en büyük servet, Türkiye'nin neresine gidersem gideyim bir tane boş sandalye beni bekliyor. Futbolun kazandırdığı en büyük servet bana budur. Lütfen aklı selim olalım. Takımlarımıza dışarıda da olsak, içeride de olsak her türlü yardım edelim. Bunu söylemek istiyorum. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonrasında bu belki Angola'da devam eder, belki ülkemizde, belki başka bir ülkede antrenörlük hayatında başarılı sezonlar diliyoruz Bekir. Teşekkür özlemiştik ediyorum. Özlemiştik seni. Sağ olun. Uzun zamandır bir araya gelmemiştik. İyi ki bu spor programlarıyla bir araya geliyoruz. Gerçekten sana gönülden kucak dolusu başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet Halis hocam. Ben ufak bir şey söylemek istiyorum. Bekir hocam, Angola'da burada kazandığınızdan daha mı fazla kazanıyorsunuz? Daha fazla kazanıyorum. Çok daha mı fazla? Benim bulunduğum takımda daha fazla, diğer takımlarda çok daha fazla. Şimdi altyapıyı oluşturuyor hocam. Yani şimdi hocam, yani Bekir kendini gerçekten ispatlamış bir insan. Yani 18 sene dolu dolu ikinci liglerde top oynamış olan. Evet. Şu anda benim bildiğim kaleci antrenörlüğü belgesi için müracaat etti. Kendisi UEFA B diploması var benim bildiğim. Evet. Hedefi olan bir insan. Türkiye'de takım bitti ya. Angola'ya gidiliyor. Ben Angola'ya gidilmesini demiyorum. Ama görmüyor musunuz ya? Türkiye'den, hadi vazgeçtik Türkiye'den. Burada görmüyor musunuz ya böyle bir adamı? Halis hocam, bu da biraz da benimle alakalıydı. Ben kendi hedeflerim doğrultusunda gittim. Aslında Bekir adına konuşacak olursa iyi de bir tecrübe olmuş. Kesinlikle bana çok büyük katkıları oldu. Bir kere Ekrem, özür dilerim hocam. Ekrem Asma hocama çok teşekkür ederim. Onun İnşallah gibi bir, denk getirebilirsek inşallah. Bekir, onu da stüdyomuzda ağırlamak isteriz. Ekrem gibi, hocayı da. Onun gibi iyi bir hocayla çalışıyorum. Sonuçta Almanya yani büyük bir endüstride antrenörlük yapıyordu ve sohbetlerimizde bizim sıkıntılarımızı sürekli, yani Türkiye'deki sıkıntıları kendi Almanya'dan takip ettiği kadarını söylüyor. Sadece şunu söyleyeyim, onun dipnotu var. Almanya'daki 5. lig takımının 53 tane hocası var. Buyurun. Her kategoride 3 takım var. Her kategori, yani işte o yüzden dünya şampiyonu oluyor. Evet. Hiç uzakta aramamak lazım. O yüzden dedi. Dünya şampiyonu oluyor. O yüzden dünya markası oluyor. Yani geçen istatistiklere baktım. Bizim tahmini 250 bin futbolcumuz var. Almanya'nın 6,5 milyon futbolcusu var. Ben geçen hocama söyledim. Norveç Bayern Ligi'nde oynayan takım sayısı bizim ülkemizdeki erkek liginden fazla. Yani buyurun biraz, dedim, araştırın bakın. Biraz kendimizi sorgulayalım lütfen. Hocam, hatta birazın da ötesinde. Hocam bizim Türkiye'mizde olsun, özellikle de bizim Hatay'ımızda olsun bir şey var. Bakın ben başka yerlerde de çalıştım, dışarıda da çalıştım birçok yerde. Oralarda bu kadar ileride değil ama bizim Hatay'ımızda bu çok ileride. Bu futbolcumuz için de geçerli.
Bu bizim antrenörümüz için de geçerli. Bu bizim yönetici olan arkadaşımız için de geçerli. Masörümüz için de geçerli. Hepsi için geçerli. Sen bizimsin zihniyeti var. Dışarıdan gelen buraya tatlı. Ama bizim kendi insanımıza sen bizimsin ya. Sen bizim, sen Bekir bizim çocuğumuz işte. Halis Hoca bizim ya. Şu bizim Halis. Şu bizim futbolcu. Adam ağzından kuş tutuyor. Şu bizim. Öyle değil ya. Bakın Selçuk İnan bizim içimizden çıktı. İsmail bizim içimizden çıktı. Bunun gibi tonlar adam var bizim içimizden çıkan. Demin hocam takımlarını sayıyordu. Mersin İdman Yurdu, Ordu Spor, Adana Spor. Saydıkça saydı, saydı. 5 dakika saydı. Bu bizim içimizden çıkan sporcumuz. Şimdi buraya geldi. Bizim Bekir. Lütfen ya. Lütfen Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. Lütfen. Eğer sizin sporcunuzsa, sizin hocanızsa o zaman ilk sahip çıkması gereken sizsiniz. Lütfen Hatay Spor'un şu anda yaptığını yapın. Ahmet Hoca'ya nasıl sahip çıkıyor? Helal olsun kendilerine. Aynısını yapın lütfen. Ben başka şey söylemiyorum. Az söyleyeyim siz çok anlayın. Dedi ve programı bitirdi. Hocam çok teşekkür ediyorum bir kez daha geldiğiniz için. Belki bir kez daha sana da teşekkür ederim. Evet ailesine biz de çok teşekkür ederiz. Bütün düşüncelerin canı gönülden olmasını diliyorum Kemal abi. Gerçekten çok başarılı bir insansın. Hiçbir şekilde bıkmadan, usanmadan yoluna devam et. Çok sağ ol. Evet. Benim için de iyi bir moral oldu. Bir gün karşılığını bulacağız. İnşallah diyoruz. Ve herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ ol. Evet değerli izleyenler, biz Spor Panorama'nın daha bu hafta sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşünceye dek sağlıcakla kalın, sporla kalın.